Dijital etki bizim için yani turizm tarafında pandemi öncesi ve sonrası olarak şöyle örnek vereyim size. Şu an hali hazırda çalışanlarımızın 1/3'ü bilgi işlem. Yani bizim şirketimizde hali hazırda 19 bilgi işlemde çalışan personelimiz var. Yani, belli. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz sonuçta baktığınız zaman bir turizm şirketiyiz. Ama altyapınızın hazır olması gerekiyor. Altyapıdan kastım nedir? Bu sadece bir web sayfasının düzenlenmesi değil. Sonuçta baktığınız zaman bu web sayfasının içerisine girilecek turlar, erken rezervasyonlar, kayıt sistemleri, bunların doğru tutulması, doğru raporlanması, doğru aktarılması. Çünkü bizim girdiniz, eşinizle bir seyahat etmek istiyorsunuz. Örneğin Kurban Bayramı'nda bir tatile gitmek istiyorsunuz. Girdiniz, oradan bizim size her türlü imkanı oturduğunuz yerden sağlayabiliyor olmanız lazım. Girdiğinizde mesela şu an şunu gerçekleştirebiliyoruz. Yani misafir girdiği zaman oraya bizden otelini satın alabiliyor, uçağını alabiliyor, transferini alabiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yüzlerce uçuş var. Saatleri çok farklı. Oradan o uçuşu seçmesi, onu doğru olarak seçmesi, kurgulaması, o fiyatın ekrana doğru gelmesi, otelin tarihlerinin doğru alınması, uçakla match etmesi, uygulanması, karşılaştırılması, arkasına o insanın transfer edilmesi. Öbür türlü hepimiz defterlere not alırdık, yazardık, yani aktardık, unuturduk. BT şirketi haline dönüşüyor aslında. Haline dönüştü. Yani yazılımın ve bilgi işlemin gittiği yeri anlatmak için söylüyorum. Sonuçta bunlar olması lazım ki artık bir telefon dediğiniz şey telefon değil. O telefon artık sizin hesap makineniz, sizin bankanız, sizin fotoğraf makineniz. Dolayısıyla herhangi bir misafir aplikasyon üzerinden girecek işte. Oradan otelini seçecek, uçağını alacak, transferini alacak ve ödemesini gerçekleştirecek. Ve bunu bir de güven içerisinde, altyapısının hazır olması lazım. Güvenliğini de sağlamanız gerekiyor. Artık.